Filogenetik sınıflandırma günümüz sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırmaya göre canlıların köken benzerliği, yani homolog organ benzerliği en önemli ifadedir. Şimdi bu sınıflandırma yapılırken tabii ki diğer bilim dallarından da faydalanılır. Buna göre morfoloji canlının dış yapısını inceleyen bilim dalıdır. Mesela bitkileri incelerken morfolojiden nasıl faydalanırız? İletim demetlerinin bulunması, iletim demetlerinin olmaması şeklinde damarlı, damarsız bitkiler diye bitkileri ne yapabiliriz? Gruplandırabiliriz. Moleküler biyoloji canlıların sınıflandırılmasında en detaylı bilgiyi moleküler biyolojiden alırız. Çünkü moleküler biyoloji canlıyı molekül seviyesinde, yani DNA, enzim gibi moleküler seviyesinde araştırmamızı sağlar. Bu yüzden de en detay bilgiyi, yani DNA'nın incelenmesini moleküler biyolojiyle ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Sitoloji canlının hücresel yapısının incelenmesidir. Buna göre de işte prokaryotik hücre dediğimizde çekirdek, zarı, zarlı organelleri yoktur diyoruz. Ökaryotik hücre dediğimizde çekirdek, zarı, zarlı organelleri vardır diyoruz. Sınıflandırmada önemli bir adım atmamıza yardımcı oluyor. Anatomi canlının iç yapısının incelenmesidir. Canlıyı incelerken işte sistemlerinin çalışması, organların çalışması, doku bazında incelemiş oluyoruz. Bu yüzden de anatomi de canlıların sınıflandırılmasını yararlanan alanlardan birisidir. Buna göre tüm bu özelliklerin hepsiyle de filogenetik sınıflandırmada yararlanabiliyoruz. Cevabımız Edirne. Sınıflandırma birimlerine yazacak olursak tür, cins, aile, takım, sınıf, şube. Zaten hayvanlar aleminde canlımız yer alıyormuş. Hayvanlar aleminde yer alan bir canlının önce şubeye ait özellikleri ortaya çıkar. Sonra sınıfa ait özellikleri ortaya çıkar. Sonra takıma ait özellikleri ortaya çıkar. Sonra aileye ait, yani familyaya ait özellikler ortaya çıkar. Sonra cinse ait özellikler çıkar. En sonda da türe ait özellikler ortaya çıkar. Bu yüzden sınıflandırma birimlerine ait özelliklerin ortaya çıkış sırası Bursa'daki gibi olmalıdır. Aynı türe ait cinsiyetleri farklı. Yani aynı türün biri dişi, biri erkek, iki bireyi için çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilirler çünkü aynı türe ait bireylerdir. Farklı ekosistemlerde yaşayamaz demiş. Hayır, yaşayabilirler. Farklı genlere sahip olamazlar demiş. Farklı genlere sahip olabilirler. Yani cinsiyetleri aynı olan iki birey bile farklı genlere sahip olabilir. Mesela göz renkleri farklı olabilir, kan grupları farklı olabilir, metabolizma hızları farklı olabilir. Evet, iki aynı türün iki bireyinin metabolizma hızları farklılık gösterebilir. O yüzden 1 ve 4 doğrudur. Cevabımız Bursa. Canlıların sınıflandırılmasında embriyonik gelişim özellikleri önemlidir. Mesela bir canlının önce alemine ait özellikler ortaya çıkarken en son türe ait özellikleri ortaya çıkar. Bu yüzden embriyonik gelişimler önemlidir. DNA baz dizileri, yani DNA'daki genleri ifade eder. Bu yüzden DNA baz dizilimi iki canlının sınıflandırılmasında oldukça önemli bir özelliktir. RNA baz dizilerine gelince, RNA mRNA olarak düşünecek olursak DNA'nın zaten kalıbıydı. Yani DNA'daki bilginin kalıp şekliydi. Bu yüzden de canlıların sınıflandırılmasında bilgi edinmemiz anlamında mRNA'dan da faydalanabiliriz. Protein yapı benzerlikleri yine canlıların sınıflandırılmasında aynı türden bireylerin protein yapı benzerlikleri çok fazlayken aynı alemden iki canlıyı aldığımızda protein yapı benzerlikleri daha az benzerlik gösterir. O yüzden protein yapı benzerliği sınıflandırmada önemlidir. Ribozom sayısına gelince, ribozom sayısının herhangi bir değeri yoktur. Sınıflandırmada bir değer ifade etmez, bir önemi yoktur. O yüzden cevabımız Edirne. Farklı türden ama aynı cinsten, çünkü ilk isimlerine bakıyorduk. İlk isimleri aynı. O yüzden aynı cinsin iki farklı türü verilmiş. Buna göre aynı cinsin farklı türleridir. Evet, söyleyebiliriz. Embriyonik köken benzerlikleri vardır. Cinse kadar bir benzerlik
olduğuna göre embriyonik köken benzerlikleri bulunur. DNA'larında ortak baz dizilimlerine rastlanmaz demiş. Hayır, DNA'larında ortak baz dizilimlerine rastlanır. Çünkü bütün canlılarda hatta bazı genler ortaktır ki bu canlılar aynı cinsin iki farklı türü pek çok özellikleri ortak olacaktır. O yüzden DNA'larında ortak baz dizileri bulunur. Ortak protein çeşitlerine sahiptirler. Evet, söyleyebiliriz. Benzer morfolojik özellikler gösterebilir. Aynı cinsin iki farklı türü olduğu için benzer özellikleri bulunabilir, söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız Ceyhan. T1 ve T2 aynı türe ait olamaz. T1 ve T2'nin kromozom sayıları farklı. O yüzden aynı türe ait olamazlar. Evet, söyleyebiliriz. Şimdi aynı türün bireylerinin kromozom sayısı aynıdır. Ama farklı türden canlılarında kromozom sayısı aynı olabilir. Buna göre şimdi değerlendirecek olursak T1 ve T2 arasındaki ortak özellik sayısı T1 ve T3 arasındaki ortak özellik sayısından azdır. T1 ve T2 yakın bir akrabalığı yok. T1 ve T3 kromozom sayıları aynı ama aynı türün bireyleri olduğu konusunda bir şey söyleyemeyiz. O yüzden böyle bir ifadeyi bilemeyiz. T1 ve T3'ün kromozom sayısı aynı olduğu için sahip oldukları gen sayıları da aynıdır. Şimdi kromozom sayısı aynı olsa bile kromozomun içeriğindeki genler önemlidir. Mesela insan ile Molly balığını kıyasladığınız zaman ikisinde de 46 kromozom var. Ama insanda Molly balığına göre çok daha fazla özellik vardır. Hatta insanın ilk birinci ve ikinci kromozomlarında yaklaşık 1230 tane gen bulunur. O yüzden canlının gelişmişliğinde kromozom sayısından ziyade kromozomun içerdiği gen sayıları önemlidir. O yüzden aynı kromozom sayısına sahip olan canlılar aynı sayıda gen taşıyacaklardır ifadesi yanlış olur. T1 ve T3'ün çiftleşmesi sonucu oluşan yavru bireyler gelişerek kendi aralarında çoğalırlar. Çoğalıyorlarsa verimli döl ifadesini vermek istemiş. Ama bizim şurada söylediğimiz gibi farklı türden canlıların da kromozom sayısı aynı olabilir. Bu iki canlının kromozom sayısının aynı olması aynı türden olduğunu göstermez. Bu yüzden de verimli döller verebilirler ifadesi kesin olarak doğrudur diyemeyiz. Bu yüzden kesin olarak söylenen ifade yalnız bir ifadesidir cevabımız Adana. En küçük sınıflandırma birimi olarak düşündüğümüzde yani aynı türden canlılar için bir değerlendirme yaptığımızda aynı türden canlıların kromozom sayısı aynıdır. Aynı türden canlıların gen çeşidi sayısı aynıdır diyemeyiz. Farklı özellikler gösterebilir. Hatta işte cinsiyet olarak düşündüğümüzde dişi ve erkekte farklı gen çeşitleri bulunabilir. Aynı türden bireylerin vücut büyüklüğü aynıdır diyemeyiz. Farklı vücut büyüklüklerine sahip olabilirler. Bu yüzden hangileri oluşturulabilir? Grafiklerden yalnız bir nolu grafik oluşturulabilir. Cevabımız Adana. X familyasına ait Y ve Z cinsleri verilmiş. Y cinsinin içerisinde T1, T2 türü var. Z cinsinin içerisinde de T3, T4 türü var. Buna göre Y ve Z cinslerinin takımları kesinlikle aynıdır. Bu iki cinsin familyaları ortak olduğuna göre familyadan sonraki takım, sınıf, şube ve alemleri de aynıdır. Evet, kesinlikle aynıdır söyleyebiliriz. T1, T2, T3 ve T4 türü ortak gen ve proteinlere sahiptir. Bütün canlılarda bazı genler ortaktır. Özellikle solunum enzimlerinin bazıları tüm canlılarda ortak olarak bulunur. T1 ve T2 türü Y cinsinin genel özelliklerine sahiptir. Bir alttaki kategori bir üstteki kategoriye ait özellikleri taşır. Yani tür cinse ait özelliği taşır. Cins familyaya ait özelliği taşır. Familya takıma ait özelliği taşır. O yüzden söyleyebiliriz. T3 ve T4 arasındaki embriyonik benzerlik T1 ve T3 arasındakinden fazladır. Evet, T3 ve T4 aynı cinsin bireyleri ama T1 ve T3
farklı cinslerin bireyleri. O yüzden T3 ve T4'ün yapı benzerliği daha fazladır söylenebilir. X familyasının bulundurduğu birey sayısı Z cinsinin bulundurduğu birey sayısından azdır demiş. Türden aleme doğru gidildikçe canlı sayısı artar. Bu yüzden de familyadaki canlı sayısı cinsteki canlı sayısından daha fazla olmalıdır. Cevabımız Edirne. Aynı alemde bulunan canlılarmış. Buna göre birey sayısı giderek artan sistematik birimler olsun. O zaman en başta tür, sonra cins, sınıf, aile, takım, sınıf, şube şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Buna göre homolog organ benzerliği bakımından çoktan aza doğru sıralanması 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde olur. Evet, söyleyebiliriz. En fazla homolog organ benzerliği türdeyken en az homolog organ benzerliği şubede yer alır, söylenebilir. Üçüncü sistematik birimde bulunan iki canlı. Üçüncü sistematik birimimiz aile kavramı. 3. Aile kavramı. Aile kavramının içerisinde farklı cinsler olabilir. Farklı cinslerin diyelim ki bir tanesi iki nolu cins olsun. Cinsin içerisinde farklı türler olabilir. Tür bazında da bir nolu sınıflandırma birimi de burada yer alsın. Buna göre üçüncü sistematik birimde birlikte bulunan canlılar bir ve ikinci sistematik birimde de kesinlikle bulunmak zorunda değildir. Farklı gruplarda da yer alabilir. O yüzden yanlış bir ifadedir. 1'den 6'ya doğru canlı çeşitliliği artarken 1'den 6'ya doğru yani türden aleme doğru, türden şubeye doğru canlı çeşitliliği artar. Canlılar arasındaki ortak özellik sayısı da türden şubeye doğru azalır. Evet, söyleyebiliriz. O yüzden 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız Denizli. Sınıflandırma birimlerine göre ortak gen sayısı verilmiş. Ortak gen sayısı giderek artıyormuş. O zaman en az ortak gen alemde bulunurken en fazla türde ortak gen bulunur. O yüzden buradan sistematik birimler alem ve türe doğru giden sistematik birimlerden 3 tanesi olmalı. K ve L canlısı X sınıflandırma biriminde ortakmış. K, M ile Y sınıflandırma biriminde ortakmış. K, N ile Z sınıflandırma biriminde ortakmış. O zaman ortak gen sayısı en fazla olan N olduğuna göre en yakın olan N. Ortak gen sayısı en az olan da L olduğuna göre en uzak olan da L. M'yi de ortaya alacağız. O zaman en uzaktan en yakın olana doğru sıralanışı L, M, N şeklinde olmalı. Cevabımız Adana. K türünün M türü ile olan ortak gen sayısı T türü ile olan ortak gen sayısından çoktur. K'ya bakıyorum. İkisi de farklı cinsin bireyleri. M ile K. T ile de farklı. O yüzden doğruluğu kesindir bir şey diyemeyiz. L ve N türleri aynı familyanın farklı cinslerine aittir. L ve N aynı familyanın farklı cinslerine yani Y ve Z cinslerine aittir. Evet, söyleyebiliriz. Bunu kesin ifade edebilirim. K ve L türleri arasındaki protein benzerliği, K ve L arasındaki protein benzerliği, MN türleri arasındaki protein benzerliğinden fazladır. Şimdi K, L de aynı cinsin iki bireyi, MN de aynı cinsin iki bireyi. O yüzden protein yapı benzerliği azdır ya da fazladır yine söylenemez. Hangisinin doğruluğu kesindir? L ve N, L ve N aynı familyanın, X familyasının farklı cinslerine ait bireylerdir. Evet, söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa.